Değerli arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde El Emanet isimli bir parça okuyacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Ders, dersimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. El Emanet'i emanet yani güvenilirlik. İnnel emanete güvenilirlik min a'damil khiyemil insaniyeti elleti tuledu fin nefsil beşeriyeti. İnne güvenilirlik min adamil kıyamil insaniye. insani değerlerin en büyüklerindendir. Buraya isterseniz en önemlileri şeklinde de adam kelimesini anlam verebiliriz. Nasıl insani değerler? Elleti öyle ki tuledu. İşte oluştu, bulundu, bulunur, Nerede fi nefsil beşeriyeti insan ruhunda. ve da beşer ruhunda insan ruhunda bulunan insani değerlerin en önemlilerinden, en büyüklerindendir emanet diyoruz. Ve hiye o yani emanet hulukun refi'un minel min al-ahlakil metilleti lati yetahalla biha neferun minen nasi fi hayatina. Evet, ve hiye o yani güvenilirlik yani emanet, hulukun refiun. Yüce bir ahlaktır. Buna yüce ahlaki bir e, özelliktir de diyebiliriz arkadaşlar. Min ahlakil kerimeti değerli ahlaktan. Nasıl değerli ahlak? Elleti yetahalla süslenir. Biha onu neferun minen nas Buna insanlar diyoruz arkadaşlar. Neferin grup demek insanlardan bir grubun süslendiği fi hayatına hayatımızda. Belki yazar şeyi de kastetmiş olabilir. Yani herkesin sahip olmadığı şeklinde de e, kanaat olabilir bunun. Dolayısıyla şöyle ifade edebiliriz. Hayatımızda bir grup insanın süslenmiş olduğu. tabi buna sahip olduğu desek daha isabetli olur arkadaşlar sahip olduğu yüce ahlaki vasıflardan ya da değerli ahlaki vasıflardan yüce bir ahlaki vasıftır. Diyoruz yine emanet için. Ve sahibuha ve o emanetin sahibi yani emin olan kimse güvenilir olan kimse demektir bu. Mufaddalun tercih edilir daima sürekli tercih edilir ala gayrihi diğerlerine karşı. Yani güvenilir kimse daha çok tercih edilir. Diğerlerine nazaran şeklinde burayı da anlayabiliyoruz. Ve yahza elde eder, bil kabul, kabul elde eder. Yani kabul görür diyelim arkadaşlar. Nerede? Ledel aharin, başkaları yanında. Diğer kimseler yanında kabul görür. Fe tettecehu ileyhi el endaru. Böylece diyelim buraya tettecehu yönelir ileyhi ona yani güvenilir kimseye. Ne yönelir? El endar bakışlar. Bakışlar ona yönelir ve yuşar ileyhi ona işaret edilir. Ne ile? Bil benani parmak uçlarıyla. Benan parmak ucu demek arkadaşlar. Dolayısıyla burada sözlüğe baktığımızda yuşar ileyhi bil benan ifadesi o tanınır bilinir şeklinde sözlük ona anlam veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz şöyle diyelim. Kelime anlamı olarak ona parmak ucuyla işaret edilir. Diğer taraftan o tanınır, bilinir şeklinde bunu anlayabiliriz. Hasaten özellikle de nezar fi tilkel eyyam bu günlerde elleti kesrat nasıl günler elleti öyle günler ki kesrat çoğaldı fiha bu günlerde el ihanet ee, güvenilir olmama şeklinde bunu da anlayabiliriz arkadaşlar. Ve azaldı fiha işte bugünlerde etikatü beynen nas insanlar arasında güven. İnsanlar arasında güvenin azaldığı, ihanetin, hainliğin çoğaldığı bu günlerde özellikle de ne olur? O kimse bilinir ve bakışlar ona yönelir şeklinde e, anlıyoruz burayı arkadaşlar devam ediyoruz. Vel mu'minu mümin kimse me'murun emredilmiştir. Nerede Fil Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de ne ile emredilmiştir mümin? Bit tahalli bil emanati. Güvenilirliği süslenmekle. Yani Tabii kelime anlamı sonra daha e, toplanan vereceğiz abi süslenmekle, neyi süslenmekle emredildi? Bil emanet, ema güvenilirliği. Bu tahallaya yur, yukarıda sahip olmak anlamı vermiştik arkadaşlar. Dolayısıyla oradan da hareket edebiliriz. E, güvenilir olmakla emredilmiştir mümin. Mümin Kur'an-ı Kerim'de güvenilir olmakla güvenilir vasfına sahip olmakla emredilmiştir şeklinde bu cümlemizi de anlıyoruz. Fakat Allahu Teala Allah Teala şöyle buyurmuştur: Estağfurullah. İnna Allah Allah ye size emreder. Neyi emreder? Entu el emanat ila ehliha emanetleri ehliha sahibine vermenizi emreder başka ve ida hakem tüm siz hükmettiğiniz zaman beynen nas insanlar arasında entahkumu hükmetmenizi emreder bil adli adalet ile emanetleri ehline ya da sahibine vermenizi emreder insanlar arasında hükmettiğinizde de adalet ile hükmetmenizi emreder şeklinde ayetimizi de tercüme ediyoruz. Dileyen arkadaşlar mahallelere bakabilirler arkadaşlar. Nisa suresinde efendim 58. ayetimiz. Ve men erade el felaha fi'd dunya ve'l ahireti. Şimdi şuraya kadar anlayalım. Bir şart cümlesi. Men yani o kimse erade istedi el felaha kurtuluş fi'd dunya ve'l ahira Ahirette ve dünyada kim kurtuluş isterse fealihi ona gerekir. Ya da o yapmalıdır ne yapmalı? Bil haftil emaneti ve edaiha hakkal edai. Şimdi e, emaneti korumalı ve edaiha onu yerine getirmeli. Yani burada yukarıdaki ayetimizden hareketle onu sahibine teslim etmeli. Hakkal edai tam anlamıyla, tam manasıyla şeklinde burayı anlıyoruz arkadaşlar. Bu da tabi mefhulün mutlaktır. Onu söyleyelim. Bakalay Teala Allah Teala, fi wasfi falihine min al-mu'minin, müminlerden kurtulmuş kimselerin felaha ermiş kimselerin vasfı hakkında şöyle dedi. Ne dedi? Velledine onlar hum li emanatihim ve ahdihim ra'un. Onlar sözlerine ve emanetlerine riayet ederler. Yani bunu nasıl anlayabiliriz arkadaşlar? Onlar emanete ihanet etmezler. Belki biraz daha geniş bakabiliriz ve söz verdiklerinde de sözlerini yerine getirirler şeklinde bu ayetimizde anlıyoruz. Yine dediğimiz gibi bu ayetlerin mahallerine tefsirlerden de ya da mahallerden de bakılabilir. Geçiyoruz. Fel emanetü, emanet ya da güvenilirlik, min Ecelle Ahlakul İslam ve min ehemmi ususihi. Şimdi ecel ekber demek arkadaşlar. Onu söyleyelim. Güvenilirlik e, İslam ahlakının en büyüğündendir. En büyüklerindendir de diyebiliriz buraya. En büyük İslami ahlaktır diyebiliriz ve min ehemmi ususiha. Yani İslam ahlakının ya da İslam'ın bunu İslam'a gönderelim huyu temel temellerinin en önemlilerindendir diyoruz. Dolayısıyla şöyle bir daha söyleyelim. Güvenilirlik İslam ahlakının e, en büyük vasıflarından ve onun temelinin yani İslam'ın temelinin en önemlilerindendir şeklinde buraya anlıyoruz. Bel üstelik ayrıca sıfatın o bir sıfattır, bir özelliktir. Mümeyyezün, seçkin böyle, eshab bir risalat, tüm pey risalet sahibi herkes için. Bu risaleti de peygamberlik diyoruz arkadaşlar. Peygamberlik vasfına sahip olan e, herkesin ayırt edici bir özelliğidir, seçkin bir özelliğidir, belirgin bir özelliğidir diyoruz. Tabi şurada bir risaletten kastedilen peygamberler demektir arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Fakat kâne küllün minhum yekûlü li kavmihi. Onlardan hepsi ya da onlardan her biri kavmine şöyle söylerdi. İnni ben leküm rasulün emin. Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Bu da Şuara suresinde geçen bir ayetten kesittir arkadaşlar. Dileyen tamamına da bakabilir. Tabi Şura suresi 100 arkadaşlar 7. ayet. Vakat kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem usveten haseneten ve meselen a'la fil emaneti. Şimdi vekat kâne idi. Kim idi? Nebiyyü nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber diyoruz arkadaşlar buraya doğrudan. Ne idi? Üsveten örnek, haseneten güzel bir örnek idi. Ve meselen a'la fil emaneti. Emanet hususunda yüce bir yine örnek idi. Şimdi burada meselen ve usveten aşağı yukarı aynı anlamlara geliyor. Biz aynı anlamı vermeyelim. Türkçe'de çok hoş karşılanmıyor. Buraya güzel bir örnek. Buraya da en yüce model diyelim arkadaşlar. Meselene de rol model diyelim. Aynı anlamı farklı kelimelerle ifade etmiş olalım. Güvenilirlik hususunda Yüce bir rol model ve güzel bir örnek idi. Usvi i Hasene idi Hazreti Peygamber. Hatta öyle ki şehide e, Bil emanetihil qasi, kabled da'i Şehide şahit oldu. Bi emanetihi onun güvenilirliğine el qasi Uzakta olan kimse demek arkadaşlar. Kabled da'ni yakında olandan önce yakındakinden önce uzakta olan onun güvenilirliğine şahit oldu ve akarra biha a'dauhu qabla istiqaihi ve akarra biha yani onun güvenilirliğini arkadaşlar ne yaptılar itiraf ettiler kabul ettiler kim a'dauhu peygamberin düşmanları kimden önce qabla istiqaihi Hazreti Peygamberin arkadaşlarından önce Felak böylece onu ne yaptılar isimlendirdiler ona lakap verdiler bil Emin ne lakabın ona Emin lakabını da Emin ismini ona verdiler. Velem yenfu anhu hadhi sıfate hatta vehum yunasibu nihul adae. Velem yenfu anhu hadhi sıfate. Şimdi velem yenfu onu yalanlamadılar ya da ondan inkar etmediler neyi hariç sıfatı bu sıfatı bu özelliği ondan inkar etmediler ya da ondaki bu sıfatı yalanlamadılar reddetmediler şeklinde de burayı anlayabiliriz hatta öyle ki vuhun yunasi bu hu el ada onlar Hazreti Peygamber'e düşmanlık yaparken bile Hazreti Peygamber'e isterseniz zulüm diyebiliriz düşmanlık diyebiliriz arkadaşlar düşmanlık yaparken bile bu vasfı, bu sıfatı Hazreti Peygamber'den inkar etmediler. Yani Hazreti Peygamber'in emin güvenilir olduğunu her durumda onlar e, zikrettiler şeklinde ifade ediyoruz. Vakat tazammene mefhumul emaneti fil islami el adide minel cevani bil muhtelifeti. Fakat tazammene içerir düzeltiyoruz. Mazi anlam verelim. İçermiştir. Mefhumul emaneti, emanet kavramı diyelim arkadaşlar. Fil İslam'ı, İslam'da emanet kavramı içermiştir. Ne içermiştir? El adide minel cevani bil muhtelifeti. El adide birçok, neden birçok? Cevanip yanlardan el muhtelifeti çeşitli. Çeşitli yanlardan birçok şöyle söyleyelim birçok şey içermiştir. Yani çeşitli yönlerden ya da birçok çeşitli yön içermiştir emanet kavramı diyebiliriz. Ya da tabi burada kasıt birçok anlama geldiği şeklindedir. Birçok çeşitli anlam içermiştir emanet kavramı diyoruz arkadaşlar. Ehemmuha onlardan en önemlisi Hifzul Emvalil Âmmeti ve Emvalil Müslümanın. Onlardan en önemlisi de neymiş? Hifzul Emvalil Âmmeti buraya kamu mallarını korumak diyoruz arkadaşlar ve Emvalil Müslümanın ve de Müslümanların malını korumak. Dolayısıyla Müslüman onlardan en önemlisi de kamu mallarını ve Müslümanın mallarını korumaktır. Ve gerekir. Alel hakimil muslimi. Müslüman bir hakime gerekir. Ne gerekir? En yeküne harifan. En yeküne olması harisan. istekli, arzulu, düşkün. Ala malin müslimin. Müslümanların malına karşı istekli, arzulu olması gerekir. Tabi biz burayı şöyle söylüyoruz arkadaşlar. Müslümanların malına karşı efendim koruma hususunda Müslümanların malını koruma hususunda istekli, arzulu, düşkün olması gerekir şeklinde buraya anlıyoruz. Ve ha bu da ma ol şeydir ki mübteda haber arkadaşlar. İsmi mevsul haber gelmiş. e de nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu ve hulefâ urraşidîn. Bu da Hazreti Peygamber'in, Hazreti Peygamber'in ashabının ve hulefâ-i raşidînin e, vurguladığı efendim belirttiği şeydir. Şeklinde bu cümlemizi de anlıyoruz. Dolayısıyla bunu da Hazreti Peygamber ve ashabı ve de hulefa-i raşidin bunları o belirtmiştir e, şeklinde bunları tekit etmiştir, ifade etmiştir şeklinde burayı da anlamamız mümkündür arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ruviya an Ali ibn Ebi Rafi'in ennehu gale. Şuraya kadar anlayalım. Ali bin Ebi Rafi hakkında rivayet edilmiştir. Ne rivayet edildi? Ennehu gale. Onlar onu şöyle söylediği ifade edildi. Ne demiş Ali bin Ebi Rafi? Küntü ben hazine beyti malil muslimine ve katibehu fi ahdil Halifeti Ali ibn Ebi Talip, ben idim, küntü ben idim, ne idim? Hazne beytül malil müslümin, Müslümanların malının, beytinin, yani beytül malin hazini. Bu şey diyelim arkadaşlar buna, memuru, sorumlusu, görevlisi anlamında. Görevlisi idim ya da Müslümanların beytül malinden sorumlu haznedar idim, haznedar anlamına da geliyor başka ve katibehu ve de o malın yazıcısıydım. Ne zaman fi ahdil halife Ali bin Ebi Talib. Ali bin Ebi Talib'in halifeli döneminde ya da halife Ali bin Ebi Talib yani Hazreti Ali döneminde. <laughs> ve kâne fi beytil mali ihtilü'in asabahu yevmel basrati. Ve kâne idi ne idi? fi beytil mali Beytül Mal'de var idi. Ne vardı? İktü inci İnci bir gerdan ya da kolye var idi. Esabehu. Onu elde etti. Yevmel Basrati. Basra gününde. Şimdi bu Basra gününden kasıt arkadaşlar Cemel vakasıdır. Cemel vakasında onu kazanmış idi. Kazandı. Tabi bu Esabe'nin failini Hazreti Ali'ye verelim arkadaşlar. Kazandığı bir inci gerdanlık ya da kolye var idi Beytül Fe erselet geldi ileyye bana bintu Ali ibn Ebi Talip. Hazreti Ali'nin kızı bana geldi. Fe <laughs> kaletli bana şöyle dedi. Bakalım ne demiş. İnne hukat belaga ni enne fi beytin mali emiril mu'minin iktalu'lin. İnne hukat belaga bana ulaştı. Ne ulaştı? Enne <laughs> ol fi beyt mal-i emir müminlerin emirinin beytil malinde olduğu diyoruz şu enle ile birlikte ne oldu iktalu lü'lün <laughs> efendim inci bir kolyenin olduğu bana ulaştı olduğu tabi burada bilgisi kastediliyor arkadaşlar ve hıva o o da fi yedike sendedir oldu ve onun da sende oldu bana ulaştı ve ene ben uhibbu istiyorum en tu'irani iyyahu. Onu senin bana ödünç vermeni istiyorum. Ve en bu istiyorum. Ne istiyorum? En tu'irani bana vermen iyyahu onu. Onu bana ödünç vermeni istiyorum. Niçin li etecemmele bihi fi yevmil ezha. Li etecemmele bihi onu takmak için diyoruz arkadaşlar ya da onunla güzelleşmek için şeklinde de kelime anlamından gidebiliriz ama onu takmak için. Nerede? Fi yevmil adha kurban bayramında. Onu takmak için istiyorum dedi. Fe ben de ileyha onu ona verdim. Gönderdim diyebiliriz buraya. Emanetin mazmunetun merdudetun ba'de thalaseti eyyamin ya binte emiril müminin. Şimdi arkadaşlar yani burada ben de ona şöyle söyledim de diyebiliriz. Ersa ona şöyle söyledim de diyebiliriz. Ne demiş Emanetin emanettir, mazmunetin garantili kefilli bir emanettir, merdudetin yasaktır, reddedilmiştir. Neyi? Bade selaseti yamin üç günden sonra ya binte emiril müminin. Ey müminlerin emiri, üç günden sonra herhalde emanet verilmesi reddedilmiştir reddedilmiş efendim garantili bir bu emanettir işte demiş. Muhtemelen şöyle anlıyorum arkadaşlar ben. Kefil lazım bunun için ve de 3 günlüğüne ancak 3 günlüğüne verilebilir. 3 günden sonra o verilmez şeklinde anlıyorum. Ben burayı arkadaşlar. Fakalet o da şöyle de naam. Evet emanetün emanettir mez, e, mazmunetün kefilli, merdudetin kabul edilmez. Bağda selaseti eyyamin üç gün sonra da kabul edilmez. Yani muhtemelen şöyle diyor. Evet ben bu şartlarda alıyorum. Üç gün sonra da sana getireceğim diyor. Fa'adaytu ha iyyahu ben onu ona verdim. Fa'adaytu <laughs> ben verdim ha <laughs> onu ona verdim iyyahu onu. Yani kolyeyi ona verdim. Fera'ahu <laughs> onu gördü emiril mu'minine aleyha müminlerin emiri onu gördü. Nerede gördü? Onun üzerinde gördü. Yani kızının üzerinde gördü. arafehu onu tanıdı. Fakale leha ona şöyle dedi. Min eyne ca ileyke hadal iktu. Min eyne nereden ca'e geldi ileyke sana hadal iktu? bu kolye. Bu kolye sana nereden geldi? Fakalet o da şöyle dedi. İsta'artuhu min min ebni Ebi Rafi hazine emiril müminin. Ben onu efendim e, İbn Ebi Rafi'den kimmiş bu? Müminlerin emirinin efendim hazine sorumlusu olan Ebi Rafi'den ben onu ödünç aldım. Niçin li eteze yene bihi fil idi bayramda onu takmak için. ve sonra da eruddehu onu tekrar iade edeceğim. Bayramda takmak ve sonra onu tekrar ona vermek için ödünç aldım dedi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ba'asa ileyye emiril mu'minin feci'tuhu. Emiril mu'minin bana gönderdi. Tabi burada ne gönderdi? Onun bilgisi yok ama bağlamdan anladığımız kadarıyla. Ona haber gönderiyor. Feci'tuhu. Ben de ci'tuhu. Geldim ona geldim. Bunun üzerine ona geldim. Yani Hazreti Ali'ye gidiyor. Fekale o li bana şöyle dedi. Etahunul muslimine ya e, yebne ebi rafi. Ey ebi rafi sen Müslümanlara ihanet mi ediyorsun? Fakultu ben de şöyle dedim. Ma en ehunel muslimin. Allah'a sığınırım. İsterseniz Allah'tan korkarım da diyebilirsiniz Arkadaşlar enahune ihanet etmekten el muslimin müslümanlara. Müslümanlara illa ihanet etmekten Allah'ta Allah'a sığınırım. Ben böyle bir şey yapmam diyor. Bunu biraz daha efendim e, anlayacak olursak. Fakale o da şöyle dedi. Keyfe Aarte binte emiril mu'minin el ihtelledi fi beytil malil muslimin bi gayri idni. Keyfe nasıl Aarte sen verdin ne kime verdin? Bin temiril müminin, müminlerin emirinin kızına. Neyi? El Kolyeyi elledi fi beyti malil muslimin. Müslümanların e, beytül malinin malinde olan kolyeyi Bir gayri izni, benim iznim olmaksızın Müslümanların beytül malindeki kolyeyi müminlerin emirinin kızına nasıl verdin? nasıl verirsin şeklinde de bunu anlayabiliriz arkadaşlar. Bi gayre izni ve rıda Benim iznim ve onların da rızası olmaksızın. Tabi buradaki hum kime gidiyor arkadaşlar? Müslümanlara gidiyor. Müslümanların rızası ve benim iznim olmaksızın şeklinde burayı anlıyoruz. Fekultu ben de şöyle dedim. Ya emiral al müminin, ey müminlerin emiri. İnneha o bintüke senin kızındır ve benden istedi ne istedi en uiraha el iqta ee, kolyeyi kendisine ödünç vermemi istedi yeni bihi onu takmak üzere takmak üzere kolyeyi kendisine ödünç vermemi istedi Ve a'artuha iyyahu ben de ona kolyeyi verdim bu İyyahu arkadaşlar ikte döner. Onu söyleyelim. Ha zaten Hazreti Ali'nin kızına döner. Ben de onu ona ödünç verdim. Ala en teruddehu geri vermesi üzerine. Fakale o da bana fakale şöyle dedi. Burada kale diyen artık e, Hazreti Ali. Ruddehu onu iade et. O da onu geri al devam ediyoruz. Min yevmike. Bugünden itibaren onu geri al ve iyyake sakın en de ila mislihi benzerine dönmekten de sakın. Yani benzerini yapmaktan da sakın şeklinde anlıyoruz burayı arkadaşlar. Ve tenaleke ukubeti zira tenaleke sana ulaşır ukubeti benim cezam benim cezam ya da benim cezalandırmam sana ulaşır. Yani bunu aksalde seni cezalandırırım diyor arkadaşlar. Tüm makale şöyle dedi. Veylun vay veylun li Libneti vay kızımın haline. Lev şayet kanet akhadet al-iqta ala ghayri ve taradahu salimen ila mawdi'ihi le kanet. İzen evvel haşimiyetin kudiat yedi yedüha şayet e, akti almışsa ala gayre en vmenahu yani ona kefil olmaksızın ve de teruddeha salimen ila mevdihi ve de yerine efendim e, sağlam bir şekilde e, iade etmeden ve ona kefil bırakmadan onu almış ise lekanet kesinlikle olur o halde o zaman ne olur evvele olacak diyelim arkadaşlar aldı ise şöyle olacak evvele haşimiyetin ilk haşimi kimse olacak nasıl gudiat kesilmiş yedü ha elleri kesilmiş yani elleri kesilmiş ilk haşimi kimse olacak. Tabi Beni Haşim'den elleri kesilen ilk kimse olacak şeklinde buraya anlıyoruz arkadaşlar. Yani Hazreti Ali'nin burada biraz karmaşık gibi ama dediği şu. Kolyeye kefil bırakmadan ve de onu sağlam bir şekilde geri iade edemezse o ne olacak? Tabi şu an kolye kızda onun eli kesilecek diyor. Onun eli kesilen ilk Haşim'i kimse olacak diyor arkadaşlar burası. Fe belagat ulaştı mekaletuhu ibne tehu. Hazreti Ali'nin sözü buradaki haliye gider. Ulaştı kime ibne tehu kızına ulaştı fe kaleti lehu. Kız lehu ona Hazreti Ali'ye şöyle dedi ya da kızı şöyle dedi. Ya emu emir al ey müminlerin emiri ene ben ene ne tüke ben senin kızınım ve kıtaatun minel min lahmike. ve atün, ben bir parçayım min lahmike senin etinden bir parçayım bunu senin etinden bir par senden bir parçayım şeklinde de anlıyoruz arkadaşlar femen ahakku bilib sihi minni femen kim ahakku daha hak eder daha layık bilib sihi, onu efendim giymeye takınmaya minni benden benden onu takmaya daha layık kim var şeklinde burayı anlayabiliriz arkadaşlar cümlemizi. Fakale leha. Fakale dedi Hazreti Ali لها, ona yani kızına. Ne dedi? Ya bin tebi talibin. Ey Ebu Talib'in kızı. La tezhebi bi nefsike anil hakkı. Kendini haktan uzaklaştırma. Kendini uzaklaştırma. Anil hakkı, haktan, doğrudan uzaklaştırma. E küllü nisa il muhacirin vel ensar. Şimdi buradaki e arkadaşlar istifam harfidir. Hel gibi. Bunu cümleyi anlayalım sonra soru şeklinde dönüştürelim. Küllü nisa'il il muhacirin vel ensar ensar ve muhacirin kadınları, ensarın ve muhacirinin kadınları, ensar ve muhacir kadınlarının hepsi yete yete zeyyenne fi mitli hadel idi bi mitli süslenirler. Buradaki tekit efendim e, nunudur arkadaşlar. Kesinlikle onlar süslenirler fi fi misli hadal bu bayramdaki gibi bi misli hada bununla evet şöyle söyleyelim ensar ve muhacirin kadınlarının hepsi bu bayramda olduğu gibi bununla mı süslenirler şeklinde anlıyoruz bu bayramdaki gibi bununla mı süslenirler? Buradaki ha da neye gidiyor arkadaşlar? E, şeye kolyeye gidiyor ya da bu şekilde mi süslenirler şeklinde de anlayabiliriz. Diye kızına cevap veriyor Hz Ali. Fakabetül الْعَقْتَ minha ben kızdan onu aldım ve radet tuhu ile ve onu ne yaptım yerine iade ettim. Tabi burada fakabetül <laughs> diyen artık kimse. Haz şey diyelim, Beytül Malin görevlisi arkadaşlar. Fakat ben aldım. El Akte neyi aldım? Kolyeyi aldım ve radetuhu onu iade ettim. Geri koydum. İlahmalı onu yerine geri koydum. Diyoruz arkadaşlar. Şey. Güzel bir metindi. Hadel Ekte şurayı Akt okuduk arkadaşlar yanlışlıkla. Burası Ekt olacak. Güzel bir metin. Ee, çok da zorlayıcı değil zannedersem arkadaşlar şunu söyleyelim. Metni önce kendiniz okuyup çevirmeye çalışın. İsterseniz cümle cümle yapabilirsiniz ya da paragraf paragraf. Sonra bizim yaptığımız tercümeyle kendi yaptıklarınızı karşılaştırın. Ee, bilmediğiniz kelimeleri not alabilirsiniz. Hatta e, sıfat tamlaması, izafet tamlaması şeklinde de notlar alabilirsiniz, efendim. Ondan sonra tekrar edersiniz kelimelerinizi, birkaç defa daha okursanız, izler notlarınızdan, ister videodan, değerli arkadaşlar metin anlar başarılı olursunuz. Bir dahaki metinde e, görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın kanalımızın gelişmesi adına da kanala abone olabilirsiniz. Tekrar başarılar diliyorum.